Doküman çağırma ve çoklu doküman çağırma yöntemi. After Effects CS6 dokümanlarımızı birden fazla yöntemlerle içeriye aktarabiliriz. Dokümanlarımız içeriye aktarırken dikkat edeceğimiz en önemli nokta ise kendi uzantılarıdır. Doküman uzantıları önemli rol oynadığını ve içeriye aktarılan doküman olarak çağrılan dosyanın önemli bir özelliği olduğunu bilmemizde fayda var. Yeni bir proje açarak işlemlerimize sırasıyla başlayabiliriz. File, New ve New Project diyerek projemizi oluşturduk. Proje panelimize geldiğimizde dokümanlarımızı çağırma işlemini başlatmadan önce ufak bir bilgi verilmesinde daha doğru olduğunu biliyoruz. Hemen üst kısımda bulunan pencere göreceğiz. Bu kısımda dışarıdan aldığımız dosyamızın ön izlemesini burada görebilirsiniz. Altında ise arama kutucuğunun olduğunu görebilirsiniz. Arama kutucuğunun burada neden olduğunu söyleyebilirsiniz. Çoklu animasyon teknikleri veya ilerideki animasyonlarda uğraşırken katmanlarınızın karışmaması adına veya katmanlarınıza herhangi bir isim koyduğunuzda aramak için fazla zamanınız olmaması açısından arama kutucuğunun burada olması pratik ve hızlı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Proje panelimizi şöyle açtığımızda gerekli kısımları görebilirsiniz. Normalde bu kadar uzun değildir ama biz kenarını tutarak, basılı tutarak sağ sol yaparak açabiliriz. Dosyamızı adını, tipini, boyutunu, frame rate yani saniye başındaki kare hızını, in point, out point, tape name, comment, file path diyerek çeşitli doküman yollarını, yorumunu, içindeki in point, out point, frame rate'leri dediğimiz gibi oluşturabiliriz. Proje panelimizin hemen altında bulunan kısımları bir de göz atabiliriz. Imprint, alt click, imprint proxy. Bu tamamıyla link olarak footage'ları çağırmamıza yarayan. Bu da create a new folder. Dosyalarımızı oluşturmaya yarayan, klasör oluşturmaya yarayan bir özelliktir. Create a new compositions. Genellikle bu özelliğimizi kullanacağımızdan bu özelliğimizi tıklayarak açabiliriz. Compositions tamamıyla kompozisyon ayarlarımızın olduğu bir pencereyi görüntüleyebiliyoruz. Buradan Preset, Width gerekli ayarlamaları zaten ilerleyen derslerde görebileceğiz. Sense olarak bitiriyoruz. 18 BPC üzerine tıkladığımızda gerekli if frame time kodlarımızı ve çalışacak olduğumuz 8 bit, 16 bit ve 32 bit kanallarımızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Cancel diyerek kapatabiliriz. Son olarak içeriye aldığımız dokümanlarımızı bu kısımdan silebilirsiniz. Peki, dokümanlarımızı açarak işlemlerimize başlayabiliriz. Proje panelimize doküman çağırmak için birden fazla yöntem vardır. Bunlardan birkaçını sizlere göstereceğiz. Örneğin proje panelimize çift tıklayarak materyaller kısmımızdaki herhangi bir dosyamızı bu şekilde alabilirsiniz. Buradan compositions veya footage tek footage özelliği olsaydı bu dokümanların içerisinde herhangi bir katman olmadığını bilmemizde fayda var. Footage genellikle tek katmanlı, katmansız çalışmalarda kendini belirleyen özelliktir. Composition ise yine aynı şekilde katman, layer bulunan çalışmaların içerisinde bulunan özelliktir. Biz bulut AI dosyamızı örnek olarak açabiliriz. Örnek olarak açtığımızda
çeşitli kısımların olduğunu görebilirsiniz. Buradan bir de son olarak menüden alma işlemimize bakalım. Çağırma işlemimizi File, Import, File diyerek buradan herhangi bir çizmemizi Footage veya Composition olarak içeriye alabilirsiniz. Bakınız şu an aldığınız Bullet ID dosyası Composition değil, Footage olarak geldi. Buna çift tıklayarak Footage olarak açabilirsiniz. Scale kısmındaki Composition'ı tıklayarak da gerekli Timeline panelindeki katmanlarını görebilirsiniz. Çoklu doküman çağırmak istediğimizde File, Import, Multi File dediğimizde örneğin fil çizim illustrator dosyamızı Compositions veya Footage olarak herhangi bir şekilde alabiliriz. Aç dediğimizde çoklu olduğundan dolayı bu panelin tamam diyene kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Örneğin tekrar bir dosya da alabiliriz. Örneğin şuradan bir ses dosyası alabiliriz. Örneğin bir video dosyası alabiliriz. Ve ben tamam işlemi bitir diyene kadar bu işlem devam edecektir. Done dediğimde bu kısmın fazla şekilde alındığını ve çoklu dokümanın çağrıldığını bu şekilde görebilirsiniz. Son olarak çift tıkladığımızda ses dosyamızın yani klasörünün import folder diyerek sadece bütün sesleri proje panelimize aldığını görebilirsiniz. Yani sadece tek değil de bir klasör olarak da içeriye aktarma işlemi yapabilirsiniz. Tamamıyla içeriye aktarma işlemlerimizin bu kadar olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak ufak bir dipnot olarak bilmenizde fayda olmasını düşündüğüm bir bilgi var. Bilgi Adobe After Effects içerisinde herhangi bir çalışmanızı CMYK olarak çalıştıramazsınız. CMYK herhangi bir programımızdan örnek vermek gerekirse Illustrator'dan katmanlı bir CMYK dosyamızı After Effects içerisine atmaya çalıştırdığınızda tek katman olarak atacaktır ve herhangi bir aktifi olmayacaktır. Bunu bilmenizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.